Biraz önce kickboxta Enes Koyuncu yine Sparta Dinçayeli Spor Bünyesi'nde kickboxta dünya şampiyonu oldu. Çayeli Spor. Sanatçısınız. Çayeli Spor'un bir eğlencesi var. Buraya geldiniz. Abiniz de yanılmıyorsam burada futbol oynadı. Evet, evet. Nasıl buldunuz bu eğlenceyi? Bu başarıda Çayeli Spor'un bu başarısında sizin de bir katkınız oldu. Bu konuyla ilgili. Olduysa ne mutlu bize. Ama yıllar önce ben buraya geliyordum. Yani maçları izlemeye geliyordum. Şu arkası tribün değildi o zamanlar. Bir ormanlıktı. Ormanda bir saat önce falan gelip otururduk orada bizim köydeki çocuklarla ve tabi uzun yıllar önceydi bu. Yine üçüncülükteydi. O zamanlarda buraya gelip izlerdim fakat bayağı bir gelişme olmuş. O süreçten bu zamana kadar bayağı bir gelişme olmuş. Çok görkemli bir stat olmuş yani Çayeli Spor'un stadı. Üçüncülük değil. Ben buranın halkının ben ikinciliğe de layık olduğunu düşünüyorum işin açıkçası. Bu eğlenceye davet edildiniz. Son sanatçı olarak şeye çıktınız. Nasıl buldunuz? Davet edenlerden birisi Özcan Beyaz ve Mehmet Yazıcı aradılar beni. Gelir misin diye. Dedim tabii ki gelirim. Yani sonuçta Çayeli benim memleketim. Böyle bir günde o mutluluğun içerisinde ben de olmak istiyordum. Ve sonuçta görüşmeyi yaptık ve geldim. Çok güzel bir ortam vardı işin açıkçası. Ve stadyumu da görünce çok daha mutlu oldum. Dediğim gibi yani ikinci lige çıkmalı bence. Çayeli Spor'un geleceğini nasıl görüyorsunuz? Ya maçları çok takip edemedim işin açıkçası. Hani biraz takip etmiş olsaydım belki çok daha kesin konuşabilirdim. Ama geçmişte bildiğim kadarıyla Çayeli Spor hakikaten bağrında çok önemli futbolcular yetiştirdi. Bunlardan bir tanesi de benim abimdi. Onun maçlarını izlemek için buraya geliyordum. Şimdi onun fotoğraflarını gördüm. İşin açıkçası biraz da duygulandım. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim.
Mardin'de 2017'den beri Rizespor Taraftarlar Derneği Başkanı yapıyorsunuz. Dün geldiniz, Rizespor maçını seyrettiniz, bugün de buradasınız. Bu eğlenceyi nasıl buldunuz? Eğlence güzeldi. Özellikle Smart Holding, Çayeli Spor'u tebrik ediyorum. Üçüncü ligde gördük onu. Kendilerini ikinci ligde, birinci ligde de görmek istiyoruz. Kendilerini tebrik ediyoruz. Güzel bir organizasyon oldu. İkinci ligde de görme şansı diliyoruz kendilerine. Burada çıkan sanatçılar hakkında yorum yapabilir misin? Yöresel sanatçılarımız, kendi içimizdeki Rize sanatçılarımız. Sanatçıları da beğendik. Güzel, gayet güzel bir program geçti. Evet Sayın Başkan, Rize'nin olduğu her yerde desteklerinizi sürdürüyorsunuz galiba. Rize neredeyse biz oradayız. Evet, bir başarı mesajınız var mı? Başka mesajım, başarılar diliyoruz. Kendilerine başarılar diliyoruz. Tebrik ediyoruz başkanı, yönetim kurulunun. Seni tanıyalım. Adım Beyrısı, soyadım Tahiroğlu. Üçüncü sınıfa gidiyorum, 10 yaşındayım. Bu kadar. Evet Beyrısı, bugün Çayeli Spor Şampiyonluk kutlamalarına katıldın. Neler hissediyorsun? Bence çok güzeldi. Bayağı güzeldi, bayağı eğlendik. Çıkan şarkıcıları beğendin mi? Bayağı beğendim. Hatta birisiyle fotoğraf çektik. O kadar güzeldi ki, o kadar eğlendik ki. Çayeli Spor'a teşekkür ediyoruz. Çayeli Spor şampiyon oldu. Ona bir mesajın var mı? Başarı mesajı. Bence çok iyi bir başarı elde ettiler. Onları kutluyorum. Şöyle bir el sallayalım. Var mı söylemek istediğin son bir şey? Yok, teşekkürler. Biz seni tanıyalım öncelikle. Ben Ahmet Makas, Çayeli Spor'un U17'sinde oynuyorum. Geçen hafta güzel günler geçirdik ama yenildik o yüzden. U17'de yenildik biz. Normalde il birincisi olarak tanımlayabilirdik ama olmadı, il üçüncüsü olduk. Burada çok şey tanımadık ama gençlere önem bence daha da artması lazım. Burada bir kulübünüzün bir eğlencesi var. Nasıl buldunuz bu eğlenceyi? Güzeldi. Uzun zaman sonra böyle eğlence görmek güzeldi. O yüzden Çayeli halkına ve Çayeli'ye gelen bütün sanatçılara teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Aynı zamanda gençlere spora daha fazla önem vermen, bu konuda bir mesajın var mı? Sen U17'de oynuyorsun, neler hissediyorsun? Yani bizim için güzel bir seneydi yani o oynadığım dönem. İnşallah devamı gelir. U17 olur, U18 olur. İnşallah devamı gelir, güzel geçireceğiz günleri. Evet, teşekkür ederim. Arkadaşlar sizi bir tanıyalım. Zeynep Gers. Kaçıncı sınıfa gidiyorsun? Dörde. Çaylı'lı misin? Evet. Bugün Çaylı Spor şampiyonluğu vardı. Kutlamalarına katıldın. Neler hissediyorsun? Mutluyum. Başarılar diliyorum. Evet. Sanatçılar beğendiniz mi? Evet. Güzel. Eğlendin peki? Evet. Çok eğlendim. Bir başarı mesajın var mı Çaylı Spor'a? Çaylı Spor'u tebrik ediyorum. Barbie alalım. Barbie seni tanıyalım. Benim adım Cemre. Yüksek sesle Cemre. Bugün şampiyonluk kutlamalarına katıldın. Neler hissediyorsun? Çok mutluyum. Evet. Organizasyon nasıldı? Güzel. Oyun oynadın mı? Hayır. Eğlendin mi peki? Çok eğlendim. Sanatçılar beğendin mi? Beğendim. Şampiyonluk mesajın var mı? Başarı mesajın Çayeli Spor'a? Çayeli Spor tebrikler. Seni tanıyalım. Benim adım Göktuğ Akdağ, İzmirliyim. İzmirlisin. Evet. Burada hayırlı ne işin var? Bizim burada Akdağ Kemer Otelimiz var. O yüzden babamın işi, dolayısıyla buradayız. Çayeli Spor'un bir şampiyonluk kutlaması vardı. Nasıl buldunuz bu kutlamayı? Güzeldi yani, eğlenceliydi, horon falan tepildi. Ben çok sevdim. Çıkan sanatçılar beğendiniz mi? Evet, çok beğendim. Çok güzel şarkı söylediler. Bu arada horon oynamayı öğrendin mi? Geldin ya buraya İzmir'de. Yok biz zaten evet öğrendim. Peki Çayeli Spor'a bir başarı mesajın var mı? Başarılar dilerim. Teşekkür ederim. Fatma Ebru Topaloğlu. Ben buralıyım. Bugün organizasyon nasıldı? Güzeldi. Çayeli Spor tutuyor musun? Tutuyorum. Çıkan sanatçılar beğendiniz mi? Beğendim. İlk baştaki zaten bizim tanıdığımızdı. Bir başarı mesajın var mı? Bak, başarılar dilerim. Evet, teşekkür ederim. Anlayalım. Zehra Nur Kılıç. Zehra, bugün Çaylı Spor Şampiyonluğu kutlamalarına gel. Neler hissediyorsun? İyi yani. Evet. Çıkan sanatçılar beğendiniz mi? Güzel eğlendim. Evet, beğendim.
çok iyi şarkı söylüyorlardı. Bir başarı mesajlar seninle canlı canlı ama bak. Başarılar diliyorum Çayeli Spor'a. İyi ki varsınız. Görüşürüz. En büyük Çayeli Spor.